çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyin'den hepinize selam ve sevgilerimizle bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün gençleri konuşacağız. Gençlerle ilgili göndermiş olduğunuz sorunları konuşacağız. Gönderdiğiniz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Yalnız programa başlamadan önce bu özellikle gençlerle ilgili yapmaya başladığımız programda bir şey fark ettim. Anne babalar çok dertli. Anne babalar feryat figan. Belki hani hep söylediğimiz gibi herkesin kabı kapalı kaynıyor, içinde et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor bilinmez. Ama gelen e-maillere baktığımızda, gençlerle ilgili problemlere baktığımızda, çocukluk dönemi geçmiş olup da genç delikanlılara annelik yapmaya, babalık yapmaya başlayan anne babaların ikinci dönemini yaşadıkları, çocuklarıyla ikinci dönemini yaşamaya başladıkları konuları konuşmaya başladığımızda işin açıkçası ben ürktüm. Çok ürktüm. Yani evet, problemler var olduğunu biliyor idik. Ancak problemlerin bu kadar köklü, bu kadar derin ve işin içerisinde efendim yılların ihmalinin olduğu ve yıllarca süren belki de o döve döve pekiştirmek, tersliğe tersliğe yahut da küçük düşürerek yahut da efendim ceza vererek yahut da çocuğu eğitim konusunda zorlayıp diğer konularda tamamen ihmal ederek yetişmiş olan çocukların anne babalarının feryat figan yalvarışları, hocam ben bir çıkmazdayım, artık ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim, ya Allah bana verecek ya çocuğa verecek, artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızımı kurtarın hocam, hocam oğlum bir girdabın içerisinde, hocam oğlumla babası tamamen birbirlerinden koptu, neredeyse birbirleriyle evin içerisinde yumruklaşacaklar diye yazan onlarca e-maili okudukça şunu fark ediyorum. Birincisi şu, henüz çocukları ergenlik dönemine gelmemiş olan, yetişkinliğe erişmemiş olan anne babalara seslenmek istiyorum ki, hani İmam Gazali'nin bir sözünden bahsetmiştim. Yanılmıyorsam İmam Gazali'nin sözüydü. O şöyle söylüyordu. Mezardakilerin pişman olduğu işler için dünyadakiler birbirleriyle yarışıyorlar. Aynı onun gibi ergen anne babalarının pişman olduğu, ah keşke geriye dönmüş olsam da çocuğu şu şekliyle yetiştirsem, şunlardan pişman oldum diye tecrübe sahibi olduğu yerlerde bir bakıyorsunuz ki ergenlik öncesi dönemdeki anne babalar çocuklarına aynı yanlışı yapma konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Hangi kapıyı aralamış olsak evden duyacağımız ses, dersini yaptın mı, ödevini yaptın mı, sınava hazırlandın mı, yahu niye dersini yapmıyorsun, bıktım senin ödevinden, bıktım senin dersinden kelimelerinden başka bir şey duyulmaz vaziyete gelmiş neredeyse. Yani başbakanımız geçen hafta enteresan yeğeniyle kendi arasındaki bir konuşmayı söylerken içimize de birazcık su serpti. Yeğeni demiş ki, dayıcığım sen geldiğin sırada ben derslerimi yapmaktan seninle konuşmaya fırsat bulamıyorum diye bir şey söylemiş. Yani bir çocuğun dayıyla konuşmaya hakkı yok mu? Bir çocuğun teyzesini tanımaya hakkı yok mu? Bir çocuğun sokaklarda koşmaya hakkı yok mu? Bir çocuğun mahalledeki arkadaşlarıyla oyun oynamaya hakkı yok mu? Bütün boşlukların hepsi acaba dersle mi dolması lazım? Bırakın çocuk biraz da boş boş gezsin. Oh desin ya, rahatlasın bir. Aşağıya insin, oyun oynasın. Hocam hiç yukarıya çıkmıyor, hiç yukarı çıkmasın. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün. Eğitim sadece bizim problemimiz mi? Eğitim sadece bizim yapmaya çalıştığımız bir şey mi? Avrupa'ya bir bakalım. İşte Hollanda'da uzunca yıllar kaldığımızı defalarca söyledik. Ödev diye bir şey yok. Çocuk ceketini alıyor, dışarıya koşarak oynamaya çıkıyor. Eğitim kalitesine bir baktığınız zaman Hollanda zirvelerde geziyor. Bizim eğitim kalitemize baktığımız zaman yerlerde sürünüyor. Ne zaman bir eğitim ölçülme
olimpiyatları, sınavları yapılmış olsa, eğitimi ölçme ve değerlendirme yapılmış olsa, dünya bazında ilgilenilmiş olsa, ya utanılacak vaziyetteyiz. Yani biz şöyle bir şey olduğunu zannediyoruz insan eğitmenin. Ne kadar çok ders verirsen, ne kadar çok ödev verirsen, ne kadar çok bu çocuğun başında bir kılıç bekletirsen, bu çocuk o kadar iyi eğitilecek. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. 10 yıllardır bakın Türkiye'nin dünya çapındaki eğitim ölçülmelerinde, diğer ülkelerle yapılan ölçülmelerinde en diplerdeyiz. En diplerdeyiz. Bir de kendi kendimize övünüyoruz yani. Çocuklar işte 160 soruluk üniversite sınavına giriyor, 160 dakikada cevap verecek. Ya hiç mi bu ülkenin duyarlı insanları yok? Hiç mi şu sınav sistemini ya biz ne yapıyoruz arkadaşlar diyecek ve bu çocukların ruhsal dengesini bozduk biz. Ülkemizi mahvediyoruz biz bu sınav sistemiyle ve dersle. Yani çocukları biz şöyle bir şey zannediyoruz, boş bir kap ve bizim elimizde bir sürahi var. Çocukların o boş beyninin içerisine o sürahiden su aktararak çocukların bilgi sahibi olacağını zannediyoruz. Ya bu orta çağ düşüncesi. Orta çağda böyle bir şey düşünülüyordu. Eğitim böyle bir şey değil ki. Açın bakın psikoloji kitaplarına. Açın bakın pedagoji kitaplarına. Çocukların yaşadığı ruhsal rahatsızlıkların %80'i, %90'ına yakını eğitilmeleri sırasında oluşuyor. Ha eğitilmeleri sırasında derken okulda oluşuyor diye değil. Hayır, düzgün oturtturmak da bir eğitim. Düzgün yemeği yedirmesini sağlattırmaya çalışmak da bir eğitim. Bağırmadan konuş, nezaket kurallarına uy. Üst komşuyla, alt komşuyla efendim dengeli bir şekilde ilişki içerisinde, sosyal ilişki içerisinde ol. Kur'an öğren, sure öğren, yazı öğren. Efendim, insan gibi yaşamayı öğren. Tüm bunların her birisi çocuğa aktarılmalar sırasında arızalar oluşuyor ve insan problemlerinin, psikolojik problemlerin birçoğunun, kaygıların birçoğunun hep geçmişte yattığını görüyoruz. Ve bu geçmişte yatanların içerisinde başta ebeveyn çocuk ilişkisi içerisinde. Yani 3-5 yaşından itibaren çocuğa engel koymaya, 3-5 yaş itibariyle çocuklarıyla efendim zihinsel bir eğitim süreci içerisine girmeye çalışıyorlar anne babalar. Halbuki çocuk daha kaç yaşında? 3 yaşında. Bak uçağa bakmış olsa gökyüzünde o uçağın niye küçük olduğunu bilmez. Cebine koyup oynayacağını zanneder. Bu kadar acemi dünya hakkında ve bu kadar şen ve bu kadar içi kıpır kıpır. Luna Park'a girmiş bir insanın heyecanı gibi dünyaya gelmiş olmanın verdiği bir coşku, dünyaya gelmiş olmanın duyularıyla irtibat içerisinde olmanın verdiği bir coşku içerisinde çocuk koşuyor, zıplıyor, hopluyor, gelişimini tamamlamaya çalışıyor ama kafasına nedense koca bir balyozu güm diye indiriyoruz. Akıllı dur, matematik öğren, fizikte bak bu kuralları öğren, hayatında hiç karşılaşmayacağı, efendim bir daha belki ismini duymayacağı logaritmasından tutun da algoritmasına kadar, etil alkolünden tutun metil alkolüne kadar, bilmem nesinden tutun bilmem nesine kadar her birisini çocuğa vermek için çaba sarf ederken çocuğu bozdun, ruhunu bozdun çocuğun. Çocuğun dengesini bozdun. Çocuk bak arkadaşlarıyla oturup iki çift laf edemiyor. Sokakta arkadaşlarıyla, komşularıyla selamlaşamıyor. Telefonu kaldırıyor, telefonun karşı tarafındaki kişiye merhaba teyzeciğim nasılsınız? Annem evde şu anda müsait değil. Ben kim aradı diye ileteyim anneme. Ben not alayım kendisine ileteyim bir 5 dakika sonra da o arasın diyebilecek çocuk sayısı elin parmaklarıyla gösterilecek kadar az. Eğitim derken çocukların canına ettik. Sınav derken çocukların canına ettik ve koca bir rant alanı oluşturduk ve öğretmenler bıkkın ve öğretmenler yılgın ve anne babalar bıkkın ve anne babalar yılgın ve çocuklar bıkkın ve yılgın. Yurt dışından gelen çocukları görüyorum. Coşku içerisinde Türkiye'nin güneşini görmeye gelmişler. Türkiye'nin efendim çimlerinin üzerinde takla atmaya gelmişler. Türkiye'nin denizinden faydalanmaya gelmişler. Diyor ki kuzenime telefon ediyorum soruyorum ne yapıyorsun sınavlara hazırlanıyorum. Ya birazcık gel dışarıda oynayalım. Hayır gelemem annem izin vermez. Bu çocuk çocukluğunu ne zaman yaşayacak? Annesi ne zaman izin verecek buna?
Yani çocuğu bir odaya kapatıp, çocuğu efendim bir karşısına bilgisayar koyup, çocuğu habire dersini yap bak SBS'de yoksa şöyle olacak, bak üniversitede yoksa başına şu işler gelecek diye diye. Üniversiteye hazırladığımız bu çocuğun ruhu ne hale geliyor acaba? Bir bakın, bak çocuk gülemiyor bile bak, beceremiyor bile. Yahut da gülünmeyecek yerde çocuk bir bakıyorsunuz kakır kakır gülmeye başlıyor. İnsan yaşamında eğitim en zirvelerde gezer. İnsanın en önemli işlevselliği eğitimdir. Ancak eğitimi verirken hangi unsurları kullanarak veriyorsunuz? Nasıl veriyorsunuz? Ve verdiğiniz eğitim bir işe yarıyor mu acaba bir düşünün. Güncel yaşam içerisinde bir işe yarıyor mu acaba bir düşünün. Avrupa'da eğitim felsefeleri üzerinde 1900'lü yıllardan itibaren oldukça yoğun bir çaba sarf edilmiş. Eğitim nedir? Eğitimi kim verir? Her eğitim fakültesinden mezun olan kişi eğitim vermeye yetenekli midir? Çocukla bütünleşmek nedir? Çocukla bütünleşemeyen bir eğitici olabilir mi? Eğitimde hangi unsurlar kullanılması lazım çocuğa aktarılırken? Her yaş döneminin ayrı ayrı unsurları vardır. Efendim, sınav nedir? Sınavlar nasıl olması lazım? Ölçme ve değerlendirme nasıl olması lazım? Çocuklar kategoriye yerleştirildiği sırada 1., 3., 5., sen fen liselisin, sen Anadolu liselilisin, sen normal liselisin, sen de işte şöyle bir liselilisin dediğin zaman şöyle bir liselisin denilen çocuk bu toplumun başına bela olur mu? Olmaz mı? Oturalım pedagoglar olarak bunu konuşalım bakalım bir. Ben ortaya mührümü koyarım ki öyle dışladığın çocuk eğitimin içerisinde yarın hem eğitmene bela olacak hem de topluma sıkıntı olacak. Sen nasıl efendim eğitimi şekillendirirken en kaliteli ve kral okul diye birisini ayırt edersin? İşte az bir kaliteli ve kral diye diğerini ayırt edersin. Ve nasıl olur da aynı binanın içerisinde o en kaliteli ve kral öğrencilerle işte biraz kalitesiz öğrencileri aynı koridorlarda yürüttürürsün? Bu çocuk ezilmez mi? Öbür çocuk o çocuğu koridorda görünce ezmez mi? Kaldı ki aynı statülere dahi sahip olmuş olsa çocuklar birbirlerini eziyorlar. Sen bir fen liseli, sen bir Anadolu liseli, sen işte çok iyi başarı sağlamışsın falanca liseli, falanca ortaokullu dediğin zaman yani bir sıralama, bir derecelendirme yaparsan eğer o takdirde çocuklar birbirlerini perişan ederler. Birisi öbürküsüne kin duyar, öbürküsü onun üstünden egosunu, süper egosunu tatmin etmeye çalışır. Hiç mi okulları kaliteli ya da kalitesiz diye ayırt etmeyeceğiz? Okulları kaliteli ya da kalitesiz diye değil, verdiği eğitim şekliyle ayırt etmek lazım. Nedir? Bazı çocukların yetenekleri efendim sosyal sahadadır, müziktedir, efendim fen bilimlerindedir. Bir başka çocuğunki efendim matematiktedir, sayısaldadır, efendim başka sahalardadır. Bunlar birbirleriyle yarışacak bir durum değil ki. Yani iyi bir şey mi? Matematikte çok iyi başarılı olan, sayısalda çok iyi başarılı olan şey, şimdi herkes kalkıyor o çocukları alkışlıyor. Acayip matematiksel işlemler yapıyor. Ya yapıyor da ne oluyor? İki kelimeyi yan yana getirip arkadaşıyla konuşamıyor bu. Sosyal sahada çok geride kalmış bu çocuk. Yani illaki fende, matematikte, sayısalda üstün olan çocuk diğerlerine göre üstün olduğu anlamına mı gelir? Yok. Liderlerin çoğu sosyal alandaki başarılarından dolayı lider olurlar. Bir bakıyorsunuz yaşamı duyumsayan insanlar sanatçılardan çıkıyor en çok. Sanatçıların eğitimdeki durumuna baktığınız zaman sanatçıların birçoğu matematikten anlamaz. Kötü bir şey değil ki matematikten anlamaması, fenden anlamaması. İlgimi çekmiyor yani benim. Matematikten anlayan birisi de diyor ki ben keman çalmaktan hoşlanmam. Şimdi siz nasıl olur da bu çocukları sıralamaya, derecelendirmeye koyarsınız? Ve ondan dolayı bir de bakıyorsunuz ki anne babaları çocuklarıyla düşman etmişsiniz. Eve ödev veriyorsun, yetişemeyecek kadar çok bir ödev veriyorsun. Ezberle, ezberle, çabuk, çabuk, sınavı hemen çöz, hemen çöz, şunu da çöz, bunu da çöz. Anne çocuğun canını okuyor evde. Sabah bir bak, sınıfına gelen çocuğa bir bak, öğretmen olarak bir bak, annesiyle babasıyla akşam birbirlerini yemişler bu çocuklar. Çocuk gece kalkmış ağlaya ağlaya ödev yapmış, sabah kalkmış ağlaya ağlaya ödev yapmış. Ya biz klasik bir eğitimin içerisinden geldik ve bunu bir eğitim modeli olarak öğrendik diye bu doğru bir şey olduğu anlamına gelmez ki. Ufkumuzu bir açalım, Amerika'ya doğru bir gidelim, Kanada'ya doğru bir gidelim.
Efendim İngiltere'ye doğru bir gidelim. Dünyayı şöyle bir kolaçan etmeye çalışalım bir. Hangi ülkede eğitim nasıl veriliyor ve biz ne yapıyoruz böyle? Bir baktığımız zaman göreceğiz ki çok yazık ediyoruz bu çocuklara. Ödev ödev ödevle çocuk ders öğrenecek, sınava hazırlanacak zannediyoruz. Hayır, çocuk okulda hazırlanır. Ama yavaş yavaş, ama sükunet içerisinde. Yine yurt dışından gelmiş olan bir delikanlıyla konuşuyoruz. O şöylesi bir şey söylemişti. Dedi ki ben Türkiye'deki arkadaşlarıma bakıyorum üniversiteye hazırlık için uğraştıkları, çaba sarf ettikleri şeyle. Ben onların onda biri kadar dahi hazırlanmıyorum. Onda biri kadar dahi hazırlanmadığım halde en önemli üniversitelerin içerisine çok rahatlıkla girebileceğim. En önemli üniversitelerin, Amerika'nın en gözde üniversitelerine çok rahatlıkla girebileceğim. Şimdi biz neyle meşgulüz? Çocukların bütün çocukluk dönemini eğitim ve eğitime odaklandırarak, geçirerek ve yaşanmamış bir çocuklukla ergenliğe doğru taşıdığımız çocuklarda ondan sonra bu problem çıkıyor. Bu problemler çıkıyor. Bakın anne babaların sorunlarını biraz sonra ben okumaya çalışacağım. Siz eğitim, siz ödev, siz boş dolaşma, işte sınavını çalış, şunu yaptın mı, bunu yaptın mı diye hesap sorduğunuz çocukla şu anda neyi kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Hocam teşvik etmeyelim mi? Teşvik edelim ama şu anda neyi kaybediyorsunuz? Bunalttınız çocuğu ve aidiyet duygusunu kırıyorsunuz çocuğun. Lafınızla yordunuz çocuğu. Anne diye gördüğü kişi çocuk artık bekler vaziyette. Yani oğlum seni seviyorum, oğlum bugün bunu yapacağız, oğlum şöyle geçecek vakit. Dördüncü cümle mi acaba beşinci cümle mi? Ödevini yaptın mı? Sınava hazırlandın mı? Anne diye gördüğü kişiden artık rahatsız olmaya başlıyor çocuk. Baba diye gördüğü kişiden artık rahatsız olmaya başlıyor çocuk. Neden? Yani çocuğun çocukluk dönemini geçirmemesini sağlayan kişi işte sen oluyorsun o zaman. Halbuki çocuğuna coşkuyla sarıl, çok ihtiyacın olacak buna. Oğlum işte sınavımla bir şeyler var işte birlikte çalışırız hazırlanırız. Gerekirse ben de sana yardım ederim. Çünkü okul gerçekten çok yoğun sana ödev veriyor. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan insan olabilmek. Önemli olan öğrenebilmek. Önemli olan öğrenmenin keyfini çıkartmak. Bunu aldığın zaman boş ver oğlum. Birlikte istersen biraz parka gidelim oturalım. Orada çiçeklerin üstünde yatalım. Çimlerin üstünde yatalım. Gökyüzünü seyredelim istersen orada. Denizin sesini dinleyelim istersen. Diyerek çocukla bir bütünleşmek yerine o bıkmış ve monoton sesle dersini yaptın mı, ödevini yaptın mı, sınava hazırlandın mı? Ya cinnet geçirecek çocuk. Ve ergenlik dönemine geldiğinde işte önümde duran mesajlar gibi onlarca mesaj ondan sonra karşımıza çıkıyor. Aileyle bütünlük kuramayınca çocuk, ailenin değerlerini kendi değeri olarak kabul edemeyince çocuk, efendim aileyle oturup güzel dakikalar geçiremeyince çocuk, ortaokul, liseye geldiği sırada, üniversiteye geldiği sırada dışarıda daha cazip, daha güzel, kendisini daha iyi anlayan insanlarla tanışınca anne babası artık çocuğa sıkıcı gelmeye başlıyor. Yahu nasıl bir nankör çocuktu, ben saçımı süpürge ettim, ben bütün ömrümü çocuk için feda ettim, bu nankörlük yapıyor. Ya öyle basit değil, nankörlük değil. Çocuk, sen de bir anne karşılığı göremedi, sen de yanıldın. Sen de bir baba karşılığı göremedi, sen de yanıldın. Çocuk evin içerisinde seninle birlikte doyasıya, kaygısız olarak. İkinci cümlesi şimdi annemin sınav diyecek mi? Üçüncü cümlesi babamın şimdi ödev diyecek mi? Korkusunu duymadan evin içerisinde güzel dakikalar geçiremedi ki. Kırlarda koşabildi mi? Dönün kendinize Allah rızası için bir bakın. Çocuklarınızla kırda kaç kere koştunuz? İstanbul gibi, Türkiye gibi güzel bir ülkede, güzel şehirlerde yaşıyoruz. Çocuğunuzla kaç kere çıtalı uçurttunuz, uçurtma uçurttunuz rica ederim bir sorun kendinize. Çocuğunuzla birlikte salıncakta kaç kere coşkuyla sallandınız? Bebeklik dönemini demiyorum. Çocuğun etrafı gördüğü, eğitim almaya başladığı ilk öğretim çağından itibaren bir hesap edin. Kaç kere çocuğunuzla salıncakta sallandınız bir hesap edin lütfen. Çocuğunuzun arkadaşlarının yanına oturup kaç kere bilya oynadınız? Çocuğunuzun yanına oturup o bey biletleri çocuklar içerisinde şu anda çok meşhur, çok yaygın bir şey. Onu ne kadar çocuğunuzla birlikte tanıdınız? Hangisinin ne kadar gücü var? Hangisi ne kadar atak yapabiliyor? Hangisi ne kadar kendini savunabiliyor? Hangi topaçı çocuğunuzla birlikte çevirebildiniz?
Yahut da siz kendi stresinizi atmak için sadece dışarıya çıktınız, top mu oynadınız? Gel hadi birlikte top oynayalım diyerek o koca gövdenizle birlikte çocuğun karşısına bir o tarafa koştunuz, bir bu tarafa koştunuz, sonra terlediniz diyerek kenara oturdunuz, yoruldum. Hadi sen geri kalan kısmını oyna diye çocuğu bir taraftan heveslendirdiniz. Öbür taraftaysa koşturmaca içerisinde yoruldunuz, kenara mı oturdunuz? Anne olarak bir bakın Allah aşkına. Çocuğunuzla birlikte dışarıya çıktığınızda efendim çocuğunuzla hangi etkinlikler içerisinde bulundunuz? Yoksa sadece parka götürüp çocuğu parktaki oyuncaklarla, arkadaşlarıyla oynatmayı yeterli mi buldunuz? Hangi aidiyeti oluşturmak için acaba hangi aktiviteleri evin içerisinde planladınız? Oturdunuz, evinizin içerisinde bir sinema gününüz yok. Evinizin içerisinde bir kitap okuma günü yok. Evinizin içerisinde ortaklaşa oturup da oynadığınız bir gününüz yok. Bir baba olarak çıkıp çocuklarınızın karşısında. Şimdi size ben bir şey anlatacağım. Ta tarihin eski zamanlarında aslında bize de hikaye olarak anlatılan bir olay vardı. Siz bilir misiniz bilmem ama. Bir deli dumrul diye bir tane kişi yaşarmış eskiden. Aslında bu kişi köprülerin başını tutar, oralarda insanlara zulüm edermiş, eziyet edermiş diye oturup kaç defa tarihi bir efendim hikayeyi çocuklara aktardık. Eskiden efendim köylerde köy odaları vardı ve köy odalarında yetişkinler birbirleriyle tarihi süreçte tecrübelerini paylaşırlarken yaşlılar o köyde önceden neler olduğunu gençlere aktarırken çocuklar da kenarlarda dinlerlerdi. Ve çocuklar bir bütünlük içerisinde o köye aidiyet duyarlardı. O babaya aidiyet duyarlardı. Rica ederim dönelim bir etrafımıza bir bakalım. Televizyon akşama kadar açık. Çocuk size aidiyet duymaz ki. Neden? Televizyonla içli dışlı. Ruhsal bütünlüğünü seninle kuramıyor ki. Dokunamıyor çünkü çocuk seninle. Hocam ne var işte yetişiyor yani bizim çocuk da böyle yetişsin. Ya öyle bir şey değil. İtimat edin öyle bir şey değil. Bu ruhsal açlıklar içerisinde, duygusal yoksunluklar içerisinde bıraktığımız çocuk ergenlik dönemine gelince birden zombi gibi gözlerini açıveriyor. Sanki birden virüs gibi gözlerini açıveriyor. Ve etrafındaki bir kız arkadaşı edindiğinde, etrafında bir erkek arkadaşı edindiğinde, hadi bırakın kız erkek arkadaşını, bir grup içerisine girmeye başladığında size bakışı değişiyor. Ne diyorsun ya sen diyor annesine. Ne diyorsun ya sen ne karışıyorsun bana diyor. Yavrum ben seni şimdiye kadar büyüttüm, emzirdim, karnımda taşıdım. Taşıdıysan taşıdın ne yapayım ben senin kölen mi olayım? Deyiveriyor birdenbire. Bir baba olarak çocuğumuzun karşısına geçtiğimizde ona iyi nasihatler verirken bir gün burada önümde mesajlar var. Bir gün çocuk sen de baba mısın ya babalık mı yaptın şimdiye kadar dediğinde halimiz nice olur acaba? Vaktinde tedbirler almak lazım. Evet bir taraftan rızık kazanmak için evi geçindirmek için dışarıda koşturuyoruz ama içeride de bir vazife bizi bekliyor. Çocuklarımızla İletişim içerisinde olayım derken bir şöyle bir bakın günlük konuşmalarımız ne üstüne en çok dönüyor? İşte ders, işte para, işte pul, gelecekte ev alacağım, sana araba alacağım derken çocuk paçamıza dolaşıyor ve ergenlik döneminde çocukla böyle yüz yüze geldiğimizde ve onun acı sözlerini duyduğumuzda ve geçmişe doğru böyle yavaş yavaş gitmeye başladığımızda İşte geçmiş dönemin acıları tek tek yüzümüze ergenlik döneminde çarpılmaya başlanılıyor. Efendim tekrar birlikteyiz ve gençlerin, ergenlerin yetişmesi sırasında geçmiş dönemlerde yapılan hataların nasıl da bir süre sonra gün yüzüne çıkmaya başladığını ve anne babaları nasıl da tedirgin ettiğini izah etmeye çalıştım. Önümde duran mesajlardan yola çıkarak. Şimdi mümkün olduğunca ben birkaç e-maili topluca okumaya çalışacağım. Çünkü gönderilmiş olan bu e-maillerin temeline baktığımızda yine aynı problemler yatıyor. Yani ihmale uğramış olan çocukluk yılları yatıyor. Şimdi bakalım Hamide Hanım'ın mesajı var örneğin. Hamide Hanım şöyle yazmış. Hocam 14 yaşındaki kızım kendinden 2 yaş büyük kızla arkadaş olalı sürekli devamsızlık yapıyor. Ve bu arkadaşlığı öğretmenleri de onaylamıyor. Kızım öğretmenlerim ne karışır bana diyor.
Babası kızıyla konuşma taraftarı ama kızın, kızım sakın ha denemeyin bile diyor böyle bir şeyi. Hocam çıkmazdayız, nasıl sağlamalıyız iletişimi? Derslerinde ciddi düşüşler var diyor Hamide Hanım. Şimdi Hamide Hanım'ın aslında söylemeye çalıştığı şey şu: hocam kızımızı bizim dışımızdaki bir kız arkadaşına kaptırdık ve tasvip etmeyeceğimiz şekilde o arkadaşıyla efendim derslerinde geriye düşüşler ve uygun olmayan efendim ahlaklar edinmeye başladı. Hoşumuza gitmeyen davranışlar edinmeye başladı ama bırakmıyor da kızı. İşte demek ki söylemeye çalıştığım şeyin özünde bu var. Yani biz bir zemin hazırlamamız lazım ki o zeminde çocuk şeker şerbet içerken evin içerisinde dışarıda tattığı herhangi bir tat ona ya bu da tat mı diye tatlı bile gelmemesi lazım. Ama biz evin içerisinde çocuğa şimdiye kadar eğer tatsız tutsuz bir yaşam sunduysak çocuğa zehirli bir bal tattıran kişi bile dışarıda çocuk için cazip oluyor. Hamide Hanım'ın ne yapması lazım geldiğini de izah edeyim. Hemen bir sonraki soruya geçeceğim. Çünkü hep benzer konular. Yapılacak şey şu: birincisi evinizin içerisini mutlaka bir yaşanılabilir hale getirmek lazım. Bir cazip hale getirmek lazım. Yani evinizin içerisinde aktiviteler, efendim sinema günü, efendim evinizin içerisinde çocuğun evi daha hoşnut bulabileceği atmosferler oluşturmanız lazım. Bunun için okuldan başka arkadaşlarını eve çağırabilirsiniz, davet edebilirsiniz. Bunun için evinizin içerisini daha şen, daha cıvıl cıvıl hale getirebilirsiniz. 14 yaşındaki bir kız çünkü cıvıl cıvıldır. Yani ilk önce evin içerisinde bir zemin oluşturmak lazım, bu bir. İkincisi, arkadaş edinilmiş arkadaşların bırakılması öyle kolay bir şey değildir. Çünkü arkadaşlık aynı zamanda duygusal bir bağlanmayı da beraberinde getirir. O yüzden bir arkadaşından ayrılmadan önce, ayırmaya çalışmadan önce çocuk için daha cazip bir başka arkadaşla tanıştırılması lazım. Yani bunu da işte yine anne baba ayarlaması lazım. Çocuğu hiç alternatif arkadaşlıklar kurmaya yönlendirmeden, başka arkadaşlıklar oluşturulmadan, evin içerisine birilerini davet etmeden, bir kız arkadaşıyla birlikte örneğin bir sinemaya bilet alıp da hadi birlikte gidin isterseniz diye göndermeden, sadece hayır o kızla konuşmanı istemiyorum dediğiniz zaman 14 yaşındaki bir kız en sonunda belki baskıyla bunu kabul ettirebilirsiniz ama bu sefer de gizli gizli konuşmaya başlar. Dolayısıyla ikinci yapacağınız şey ise alternatif arkadaşlar edindirmek. Üçüncü yapacağınız şey ise özellikle anne ile birlikte daha çok vakit geçirmeler sağlanması lazım. Yani kızınızı evin içerisinde ders, ödev vesaire diye bunaltmadan onun ilgi alanlarını görüp pasta yapmak olabilir, börek yapmak olabilir, çörek yapmak olabilir. Anne ile birlikte alışverişe gitmek olabilir. Anne kendisine bağlamaya da gayret etmesi lazım. Hamide Hanım'ın kızı ile ilgili sorduğu soruda. Meryem Hanım'ın mesajı var sırada. Meryem Hanım şöyle sormuş: selam Adem Bey, 8, 12, 15 yaşlarında en küçüğü kız, 3 evladım var. Sorunum, ılımlı konuşmama rağmen konuşmamı kesip saçmalama anne, sus anne vesaire gibi tarzlarda çocuklarımın benimle konuşuyor olması. Nasıl tavır almalıyım? Çocuklarımın bu tavırları karşısında kırılgan mı olmalıyım? Ben tavrımı orayı terk ederek belli ediyorum. Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Bu soru büyük oğlumda sıkça görüyorum. Hep dikkat etmesi gereken ben oluyorum diye sormuş Meryem Hanım. 15 yaşındaki oğlunun kendisini terslemesi, sus demesi, saçmalama diye annesine hitap etmesi karşılığında. Şimdi şöyle söyleyeyim Meryem Hanım. 15 yaşındaki bir genç delikanlı için anne çok önemlidir aslında. Anneye böyle konuşuyor olmanın verdiği rahatlıkla da bazen çocuklar böyle konuşurlar. Anneyi kırdığını çok defa düşünmezler çocuklar. Yani çocuk anneye saçmalama be anne dediği zaman aslında o zamanından beri kendisini güç ve kuvveti içerisinde tutan anneyi yenmiş olmanın, anneye bir laf söylemiş olmanın keyfi de çok defa çocuklara anneye karşı laf söylemeye, söz söylemeye itebilir. Burada siz odadan çıkarak evet doğru yani odayı terk etmek ya da onu orada bırakmak diye değil de duygularınızı belli edin. Mesela oğlunuz size söyledi ya sus anne be saçmaladın iyice dedi. Birkaç saniye sessiz kalın.
hemen reaksiyon vermeyin. Bu birkaç saniye sessizlik oldukça önemli. Anne saçmaladın be, sus artık sen de, dedi çocuk. Birkaç saniyelik boşluk bırakın siz bir şey söylemeden önce, bakın çocuğunuza. Çünkü bu birkaç saniyelik boşluk sırasında çocuk kendi söylediği şeyi duyacaktır. Eğer hemen tepki gösterirseniz, ne saçmalıyorsun be anne sen de deyince, sen ne demek istiyorsun ben senin annen değil miyim deyince karşılık verirseniz, o zaman çocuk kendi söylediğini duyamaz. Ne saçmalıyorsun be anne sen de dediğinde birazcık boşluk bırakır ve birkaç saniye sonra, oğlum böyle söylenmenden çok alınıyorum, çok inciniyorum diyerek, eğer hissiyatınızı oğlunuzla paylaşsanız, tepki göstermeseniz, çocuğunuzun vicdanına hitap edecek tarzda bir yumuşaklık içerisinde konuşmuş olsanız ve buna rağmen çocuğunuz eğer size yine söz söylüyor olduğu halde, yine siz o yumuşak halinizi bozmadan, hissiyatınızı belki kendiniz o sırada belli etmeden dahi yaşıyor olmuş olmanız, yani çocuğunuzun vicdanına hitap etmeye devam ediyor olmuş olmanız, erkek çocuklarında kendisini toparlamada oldukça etken bir rol oynar. Eğer çocuk anneyle kopmamışsa. Efendim, Melek Hanım'ın mesajı var. Melek Hanım şöyle yazmış: 11 yaşında bir oğlum var, 6 yaşında bir de kızım var. Kızımla çok zorlanmıyorum ama oğlum verilen bir görevini yerine getirmek istemiyor, zorlanıyor. Ne söylesem itiraz ediyor. Kabullenicilik yok. Dersleri genel olarak iyi ama ders hiç çalışmıyor. Babası bir şey söylediğinde onun dediğini hemen yapıyor. İstediği olmadığı zaman kapıları yumrukluyor, bağırıyor, bana vurmaya çalışıyor. Ne desem, ben ve eşim çocuklarına şiddet uygulamıyoruz. Bu konuda sonuna kadar sabırlıyım, oğlumla iletişimde zorlanıyorum. Bana yardım ederseniz sevinirim, diye yazmış Melek Hanım. Melek Hanım, şöyle söyleyebilirim size, mümkün olduğunca çatışma alanlarından çıkmaya çalışın oğlunuzla. Yani bir görev veriyorum, yapmıyor diyorsunuz ya, bu bir dönem olduğunu düşünün ve çocuğunuzla önemli olan bağı koparmamış olmak ve mümkün olduğunca buyurucu olmamak. Madem ki eşinizin söylediğini yapıyor oğlunuz, o takdirde mümkün olduğunca yapılacak işlerin tarifini ve söylemlerini eşiniz oluştursun. Siz mümkün olduğunca eşiniz vasıtasıyla yapmaya çalışın. İşte önümdeki birçok mailde de görüldüğü gibi, erkek çocukları, evet, hemen ilk tepki göstereceği kişiler anne olur. Anneye karşı saygısızlığı hemen yükseltebilirler. Aslında saygısızlık yaptığının da çok defa farkında değildir çocuklar. Dışarıdan getirdikleri belki de o sokak kültürünün de belki, okul kültürünün de belki kendilerine yansımış olmasından dolayı. Annelerini sevmez mi? Yok, çok severler bu yaştaki çocuklar. Ama incindiklerini çok düşünemezler. O yüzden belki incindiğinizi ifade edin ama mümkün olduğunca çatışma alanlarından da uzak durmaya çalışın Melek Hanım. Efendim, ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz var. Şöyle yazmış: hocam, 14 yaşındaki kızımın antidepresan ilaç kullandığını fark ettim. Nasıl davranacağımı, ne tepki vereceğimi bilemiyorum. Önerilerinizi söylerseniz sevinirim, diye yazmış dinleyicimiz. Tabii şimdi 14 yaşındaki bir kızın antidepresan kullanması değildir problem olan. Antidepresan kullanma isteğinin neden oluştuğudur problem. Bir, bu bir efendim arkadaşları arasındaki bir popülerliğin özentisi olabilir. Arkadaşları kullanıyordur. Kız sen de bir tane alsana bundan, acayip oluyor, uçuyorsun, diye konuşan bir grup arkadaşı var ise onlar vasıtasıyla, onlara özentiden dolayı alıyor olabilir. Yahut da çocuğunuz gerçekten bir sıkıntı, bir bunalım içerisinde olabilir, ondan dolayı alıyordur. Hangisi ise ona yönelik bir çözüm olması lazım. Eğer çocuğunuzda bir sıkıntı, bir bunalım, bir efendim içerisinde derin boşluklar var ise, o takdirde bir uzman tavsiyesini alabilirsiniz. Acaba bu boşluklar neler ve ben ne yapabilirim diye. Ya da o boşlukları giderebiliyorsanız çocuğunuzla daha yakın olmaya çalışın. Yok, eğer öyle değil de bir grup arkadaş edinmişse dışarıda, kız sen de alsana bir tane hap diye antidepresanlarla kafayı bulmaya çalışan bir grup içerisindeyse kızınız, o takdirde o grubu değiştirmeye çalışacaksınız ki çocuğunuz nereye aidiyet kurduysa, nereyle mutlu olduğunu hissediyorsa, çünkü oranın davranışlarını alır. Çocuk aidiyet duygusunu nereyle kurduysa
oranın davranışlarını kendi davranışı olarak benimser. İşte onun için programın başından beri diyorum ki aidiyet hissini, mutluluk hissini sizin evinizde tatsın ki çocuk. O takdirde dışarıda başka birilerine karşı bir his arayışı, duygu arayışı içerisinde olmasın. Behiye Hanım'ın mesajı var sırada. Behiye Hanım, benim 14 yaşında oğlum var, 8. sınıfa gidiyor, SBS'ye hazırlanıyor. Manevi değerlere önem veren, hassas davranan bir anneyim. Tek çocuk olmasından dolayı çok üzerine titriyorum. Dershaneye gidiyor, yanlış arkadaşlıkları oluyor. Bana arkadaşlarının annelerinin her şeye izin verdiğini ve benim sıkkın olduğumu söylüyor. Ben de çok istediği için arkadaşlarıyla belli bir saat aralığında gezmeye gitmelerine izin verdim ama telefonda mesajını yakaladım. Arkadaşı ne yapacağız diye sormuş, o da nargile diye yazmış. Mesajını okuduğumu söylersem güveni zedelenir, nasıl bir yol izleyeyim diye yazmış Behiye Hanım. Yani Behiye Hanım, şimdi oğlunuz bir grup arkadaşla beraber ve o arkadaşların davranışlarını şu anda kendi davranışı olarak alıyor ve onlardan da hoşlanıyor. Siz tek çocuğa annelik yaptığınızdan dolayı işiniz birazcık zor, şundan dolayı zor. Yani çocuk için tek anne öyle çok eğlenilecek, çok keyif alınacak bir ortam ne kadar oluşturabilir? İnsan arkadaşlarıyla gezmek, arkadaşlarıyla dolaşmak, arkadaşlarıyla birlikte mutlu olmayı çok daha arzu eder. O yüzden belki sizin yapacağınız şey şu, siz kendi yanınıza kendiniz gibi düşünen bir grup daha oluşturmanız lazım. Bu belki efendim dayısı olabilir, efendim bu belki teyzesi olabilir, bu başka kişiler olabilir. Yahut da yeni bir arkadaş grubu edindirmeniz lazım çocuğunuza. Burada yine söyleyeyim, çocuğunuzun mesajını yakalamış olmanız, arkadaşına nargile içmeye gidiyoruz diye mesajını yakalamış olmanız, nargile problemi değil burada. Buradaki problem çocuğunuzu dışarıda bir gruba kaptırmış olmanızın problemi. Sizin kaygınız da zaten o grupla beraber bugün nargileye başladı, yargın başka bir şeye başlar kaygısı taşıyorsanız eğer, o zaman yapacağınız şey arkadaş grubunu yavaş yavaş değiştirmesini sağlamanız lazım. Çünkü bir anne babanın ergenlik döneminde çocuğuna yapacağı en iyi iyilik, çocuğuna uygun bir zemin, arkadaş zemini oluşturmak. Arkadaş grupları oldukça önemli. Çocuğun işte bir grup, düzenli bir grup arkadaşının olması, tertipli arkadaşlarının olmasını sağlamak, anne babalık yapmayı günümüzde daha da kolaylaştırır Behiye Hanım. Efendim, bir dinleyicimiz şöyle yazmış, ismini göremiyorum. Hatay'da memurum, kızım bize çok ciddi problemler oluşturuyor. 2000 doğumlu kızım şu anda 6. sınıfa gidiyor. Bu yaşta olmasına rağmen dünya görüşü ailemin yaşantısı ile hiç bağdaşmıyor. Çok ters bir durumda ve ters bir dünya görüşüne bağlanmış bir durumda. Nereden böyle bir aşı oldu bilemiyoruz ama ailemizde böyle bir durum yoktu şimdiye kadar. Bize yardımcı olur musunuz bu konuda diye yazmış dinleyicimiz. Şimdi burada da yine öyle. Yani endişeye kapılmamak lazım, panik yapmamak lazım. Çocuk dışarıda bir grubu tanıdığı zaman o grubun aidiyet hissiyle kendi davranışlarını değiştiriyor. Yani ta başından beri hep söylediğim şey bu. Yani evinizi sevimli hale getirin. Kendinizi sevimli hale getirin. Çocuk nereden hoşlanırsa orayla arkadaşlık kuruyor. Bu kadar basit. Nereyle arkadaşlık kurduysa da oranın davranışlarını benimsiyor. Bu kadar basit. Dolayısıyla burada da yine yapılacak şey, aynı şey artık ergenlik dönemine girince asıl önemli olan şey şu, anne babanın tesiri çok azalıyor çocuk üstünde. Anne baba artık o güne kadar nasıl bir zemin oluşturduysa o zemin kadar tesir edebiliyor çocuğa. İşte eğer çocuğa tesir edilemiyorsa geçmiş dönemlerdeki oluşmuş olan o boşlukların neticesi. Dolayısıyla madem ki benim şu anda çocuğumun üzerinde çok fazla bir tesirim yok, çocuk şu anda sosyal bir çevre ile yetişiyor, o zaman yapacağımız şey şu, o sosyal çevreyi ben oluşturayım. Hangi markete gidiyor? Hangi kuaföre gidiyor? Hangi kitap evine gidiyor? Gittiği o yerlerde acaba ben arkadaş edinmesi için ondan daha önce davranabilir miyim? Gittiği bir kuaförde masanın üstünde duran abuk sabuk dergiler, oraya gitmiş olan çocuklarla tanışma ihtimali, gittiği bir kafede, internet kafede,
efendim bir eğlence yerinde çocuk arkadaşlarıyla beraber giderken orada yeni yeni bir dünya tanıyabilir mi? Orada tanıdığı o dünya ona daha cazip hale gelebilir mi? Düşüncesi içerisinde belki de çocuktan önce çocuğa daha sükunet, daha dingin bir çevre kazandırmak için anne baba arkadaş edinmesinde, gideceği kuaförü tespit etmesinde, arkadaşlarıyla birlikte gideceği yerlerin efendim oluşturulmasında ve orada yine kendi kültür ve geleneklerine uygun arkadaşlar içerisinde bulunmasına zemin hazırlaması lazım anne babanın. Sonraki mesaj Nuray Hanım'ın mesajı. Nuray Hanım şöyle yazmış. Hocam benim iki kızım var. Biri 22 yaşında, diğeri 14 yaşında. 22 yaşındaki kızım bunalımda sanırım. 15 yaşında kapandı. Şimdi açılmak istiyor. Fakat bizim ailede böyle şeyler biraz ters kaçıyor. Bu sebepten dolayı ben de kızımın açılmasını istemiyorum. Bu yüzden aramızda çok tartışmalar oluyor. Hatta evden gideceğini söylüyor. Bu konuda ne yapmam gerekiyor, bana yardımcı olur musunuz diye yazmış Nuray Hanım. Şimdi Nuray Hanım, sizin de problem aynı problem. Yani çocuk aslında açılma ya da kapanma problemini siz görüyorsunuz ama problem o değil. Ya çocuk eğer şu anda açıksa açıklığa karşı antipati duyan veya açık olan bir grup arkadaşının içerisinde bulunduğundan dolayı onların davranışını benimsiyor şu anda. Ve sizin davranışlarınızdan uzak duruyor şu anda. Yani sizin buradaki probleminiz kızınızın açık ya da kapalı olmasıyla alakalı değil, arkadaş grubuyla alakalı. Siz eğer bu problemi çözmek istiyorsanız kızınızın arkadaş grubunu daha uygun, daha size uygun, efendim daha kültürünüze uygun bir grup haline getirmeniz lazım. Şu andaki arkadaş grubunun çocuğa yansıttığı şeyi siz evde görüyorsunuz. Dolayısıyla siz ister şu anda başını aç deyin, ister kapat deyin, ister izin verin, ister vermeyin. O grup arkadaşlar içerisinde oldukça sizin gelenek ve değerlerinizden uzaklaşma ihtimali çok fazla. Probleminiz başörtüsü açmak ya da kapatmak değil, probleminiz şu andaki konuştuğu arkadaşları problemidir. Nuray Hanım, size de bunun haberini verelim. Efendim, bu arada iki farklı mesaj daha var. Şöyle, birini Seval yazmış, 12 yaşında Seval ve şöyle yazmış Seval. Hocam ben 12 yaşındayım. Genellikle akşamları arkamdan bir gölge beliriyormuş gibi oluyor. Bu yüzden geceleri tek yatamıyorum. Bana ne önerirsiniz? Ayrıca ben çok evhamlıyım. Annem geçen sene gece hastalık yaşadı. O olaydan sonra hep o geceki olay aklıma geliyor. Biraz rahatsızlansa bir şey olacakmış gibi geliyor bana. Elim ayağım buz gibi oluyor. Çok heyecanlanıyorum. Bizim internetimiz yok. Radyodan cevaplarsanız sevinirim diye yazmış Seval, 12 yaşında. Seval, sana bir şey söyleyeyim. Senin yaşadığın bu gölgeden korkma var ya, hani yürüdüğün zaman arkada böyle kendi sesinden, ayak sesinden dahi korkması insanın. İnan aynısını ben de yaşıyordum. Yani senin yaşlardayken yaşıyordum. Bizim eve doğru giderken böyle takırtılı tukurtulu bir sokak vardı. Yani bastığın zaman ayakkabını etraftan, duvarlardan duyabileceğin bir yankı gelirdi, sessizse de. Ve ben bazen kendi yürüyüşümün sesi mi o ayak sesi, yoksa başka bir ayağın sesi mi diye böyle durup o ayak sesinin devam edip etmeyeceğini kontrol ederek 50 metrede bir, 100 metrede bir durarak yürüdüğümü çok iyi hatırlıyorum. Arkamda böyle sanki birisi gelecekmiş gibi, eğer gölgem yan taraftan uzanmış ise, sanki peşimde biri varmış gibi göz ucuyla bakarken kendi gölgemi görerek ondan da kaygı duyduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ki bu yaş döneminde bunlar çok çok yoğun olarak yaşanılan şeyler. Çünkü sen şu anda 12 yaşındasın ve kozadan çıkıyorsun. Çocukluğu bırakıyorsun. Genç kızlığa doğru adım adım gidiyorsun. Böyle şeylere hiç kafanı takma. Yani korkuyu eğer kendi içinde derinleştirirsen, ben şimdi ne yapacağım? İşte ben korkuyorum zaten. Ben bu işi yapamayacağım. İşte dışarıda da korkuyorum. Anne mutlaka yanıma gel diye, eğer korkunu kendi içinde derinleştirirsen işin içerisinden çıkman zor olur. Ya ne yapman lazım Seval? Sana söyleyeyim. Korkuyor olsan da diren.
Korkuyorsun, örneğin odanda korkuyorsun, bir şey olacak şimdi, duvardan birisi çıkacak, camdan birisi gelecek diye. Yorganın altına girmene gerek yok efendim. Hemen yapacağın şey ne? Sadece öylece kendi kendine direnmek, beklemek. Yani bir şey olmadığını göreceksin. O direnirken, o beklerken, korkuyu içinde yenerken göreceksin, çok da güçleneceksin. Annenin hasta olması, sanki o olay bir daha yaşayacakmışsın gibi düşünme konusuna gelince o da aynı yer. Yani kendi kendine evham yapıyor ve evhamın içerisine girdiğinde de derinleşiyor. Sonra merdivenin altında hayal ettiğin şeyi merdivenin üstüne çıkıyorsun, kendin inanıyorsun. Hayır, çok basit aslında evhamdan kurtulmak. Evham geldiği sırada başka bir şeyler düşünebilirsin. Aklını başka bir şeye takabilirsin. Hayalinde başka bir şey oluşturabilirsin. Bir de bakacaksın ki o evhamdan uzaklaşmış, gitmişsin. Olacak değerli Seval. Efendim, bugünkü yayınımız da böyle göz açıp kapayıncaya kadar hızlıca geçti. Pazartesi günü aynı saatte saat 9.30'da buluşmak üzere efendim, hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.